Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Ağustos, Pazartesi ve bugün tahmin edin ne yapıyoruz? Lise için okul çantamı hazırlıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çantamı sipariş etmiştim. Kalem kutumla uyumlu olduğunu da söylemiştim ve çantam bayağı önceden geldi aslında. Ama biz sonra İzmir'e gittik. Şimdi İzmir'den döneli 5 dakika falan oldu. Ben de hemen oturdum video çekmeye başladım çünkü bugüne gidecek bu video. Evet, şimdi ilk önce kalem kutumla başlayalım. Kalem kutum böyle lila renkte, İspek marka. Zaten bunu daha önceden söylemiştim ve videolarda göstermiştim. Büyük ihtimalle B kanalı videomda vardı. Bu da çantam arkadaşlar. Yine İspek marka ve lila renkte. İçini birazcık göstereyim. Şurada bilgisayar bölmesi var. Diğer yerleri normal çanta. Normal göz diyeyim. Sonra burada da küçük bir gözü var. Şimdi hemen çantamızı hazırlamaya başlayalım. İlk önce tabii ki kalem kutumu koyuyorum. Hemen kalem kutumun içindekilere bakalım. Kalem kutum bu şekilde arkadaşlar. Hemen açıyorum. Açtım. İlk başta şuraya... Tabii hepsi düştü ama... Neyse şöyle kalsın. İlk başta şuraya stabilolarımı koydum. Üstte de... ucum, silgim ve kalem tıraşım var. Hiç normal kalemim olmamasına rağmen gene de koydum. Çünkü neden olmasın. Şöyle işaretleme kalemlerim var arkadaşlar. Stabilo'nun. Bu herhalde bir okul yılına götürdüğüm en az şey olacak. Kalem olacak. Kalemler olacak. Şöyle göstereyim. Burada Stabilo'nun dörtlü şöyle bir işaretleme kalemleri var. Sonra hemen uçlulara geçelim. Şöyle 3 tane uçlu kalemim var. Biri zaten bunu videolarda falan görmüştünüz. Lila renk. Diğeri böyle Rotring'in siyah renk. Diğeri de Scritch'in böyle kırmızı renkte bir kalemim. Sonra arkadaşlar bir tane Artline'ın böyle bir çizim kalemi. Aslında sen çizim yapmıyorsun. Bu ne işine yarıyor derseniz. Buna başlık atıyorum. Çok makul bir sebep bence. Burada da normal siyah tükenmez kalem var. Yine arkadaşlar başlıkları yazmak için şöyle kırmızı bir stabilo kalem var. Bunun ucu nispeten biraz daha kalın. Sonrasında arkadaşlar stabilonun, studinin pardon çok özür dilerim. Şöyle bir daksili var. Kalem şeklinde olduğu için ve daha az yer kapladığı için buna koydum kalem kutuma. Diğer ikisi buradaki kalem kutumda. Sonrasında Note 101'in şöyle pembiş bir kalemi var. Bu çok tatlı, o yüzden aldım. Ve en sonunda ise Rotring'in şöyle mavi bir kalemi var. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle evet bu şekilde. Bunlar şu anlık bu kadar kalem kutum. Eğer bir güncelleme olursa zaten içinde paylaşırım. Burada sürekli iPad'imden mesaj geliyor bana. Buna normalde hiç alışık değilim çünkü iPad'imle hiç aynı ortamda bulunmuyoruz. Genelde o hep Arhan'ın elinde oluyor. Ben hemen onu kapatıp geliyorum. Arkadaşlar tam iPad'imdeki bildirimleri kapatıyordum ki ders programının geldiğini fark ettim. Ben 9 fen C sınıfındayım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tabii isimler görünür mü bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar görebildiğiniz gibi görebildiğiniz gibi buradaki ders programları geldi. Normalde değişiklik olacakmış ama yarın için bunu dikkate almamız gerekiyormuş. Bakalım hemen ne var. İlk iki ders arkadaşlar İngilizceymiş. Bu arada 9-5 geçe başlıyormuş dersler. İlk iki ders İngilizceymiş. Sonra diğer dersler ikinci yabancı dil. Benim ikinci yabancı dilim Fransızca. O zaman ona göre kitap götüreceğim herhalde. İlk şeyden başlarlar mı acaba? Bilmiyorum. Sonra 5. ders yine İngilizce. Teneffüslerin 5 dakika... Yok... İlk 3 teneffüs 5 dakika 10 dakika, diğer teneffüs 5 dakika. O dikkatimi çekti bayağı. Sonra önce hayat diye bir ders var. Koçluk dersi var. En son dersimizde tarih. Yani buna göre kitap götüreceğim. Bunun gelmesi çok iyi oldu. Şimdi hemen o zaman başlayayım. Burada arkadaşlar İngilizce kitapları var. National Geography'in şöyle Pathways adlı bir kitabı. Ne olduğunu bilmiyorum. İçine baktım. TikTok'tan öğrendiğim bir kelime vardı içinde. Entrepreneur. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Evet. Bunu yanıma alıyorum. Sonrasında Fransızca kitabını yanına alıyorum. Bunu hiç okumaya tenezzül etmeyeceğim arkadaşlar. Böyle bir Fransızca kitabı. O gruplarda açıklandı zaten. Sonra zaten İngilizceleri koydum. Başka tarih. Evet. Tarihin kitabını alalım. Tarih nerede? Tarihi bulamıyoruz. Evet, tarihi buldum. Burada da tarih kitabı var. Ace yayınlarının.
Zaten kitapların olduğu bir videoda çekmiştim. Sonrasında şu defterimi alacağım. Buna her şeyi not almayı düşünüyorum. Çok beğendim. Dışı falan çok güzeldi. Çok orijinaldi. O yüzden bunu alıyorum yanıma. Evet, ders programıyla işimiz bitti. Ders programının şimdi gelmesine inanılmaz mutlu oldum. Mükemmel zamanlama arkadaşlar. O zaman hemen çantamıza yerleştirelim. Çantanın üzerine oturmasaydım tabii daha iyi olurdu. Şimdi ön gözüne kalem kutumu koyacağım. Diğer gözlerine de kitapları koyacağım. Tabii ön gözüne kalem kutum tutarsa sığdı. Çok güzel. Şimdi şu bilgisayar gözüne koyacağım bunları. Normal defterimi de önüne koyacağım. Bu arada hala sınıfımda kimlerin olduğunu bilmiyorum. Sadece çok yakın bir arkadaşımın olduğunu biliyorum sınıfta. Onun dışında kim var bilmiyorum. Sadece ikinci yabancı dil sınıfları açıklandı. Onlar da tam açıklanmamış galiba. Şöyle kitapları dizdim buraya. İnşallah ilk günden derse girişmeyiz. Umarım. Şöyle hepsini koydum. Sonrasında bu defteri de koyuyorum. Evet, ön göz tamam. Hatta ben bence bunu çıkarıp buraya koyayım. Çok iyi. Sonrasında arkadaşlar şöyle benim saçım görebildiğiniz gibi inanılmaz hacimli olduğu için şöyle iki tane topa koyacağım. Hemen koyuyorum. Ayrıca bir tane de şöyle lip balm koyacağım. Renksiz. Şöyle göstereyim. Dudağım çatlarsa falan diye. Ki zaten görebiliyorsunuz şu an bile çatladı. Tabii ki gözlük kullandığım için gözlük temizleme mendillerinden koyuyorum iki tane. Umarım yarın buhu yapmaz bunlar. Sonra alt kattan hemen maske alıp onu da koyacağım. Şu an unutmuşum çünkü. Evet, bunu buraya yerleştiriyoruz. Ve şu anlık bitti. Şimdi alt kattan maske alıp geliyorum. Geri geldim. Şimdi bir tane böyle kolonya aldım arkadaşlar. Onu koyuyorum. Sonrasında şöyle maskeler var. Normalde ben siyah maske kullanmayı pek sevmiyorum ama bunu kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet, bunu da koydum. Sonrasında ben biliyorsunuz ki elastik kullanıyorum. Bu yüzden yedek elastik kutumdan bir tane koyuyorum. İçinde bayağı elastik var. Bunlar beni bayağı götürüyor. Evet, son olarak arkadaşlar bu A101'den aldığım şu ne deniyor buna? Kahveliği koyacağım su içebilmek için. Bu daha çok böyle hemen aldım içtim tarzı olacak çünkü kapağı kapanmıyor. Bunu da hemen koyduktan sonra artık okula hazırım. Tabii ki okulun ilk günü vlog gelecek. Şimdilik beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımı şuraya falan bir yerlere yazarım. Ona da hemen bakmayı unutmayın. Evet, şanlık görüşürüz.